Seda Hanım, rahatsız ediyorum. Gazetedeki ilanınızı gördüm. Ve nasıl hoşuma gitti anlamışsınızdır. Artık herhalde almaz değil mi eve? Yürü! Hayır, hayır, mevzuyu yürü. Hayır, bir hastalığınız mı var? Neden hani böyle... Şimdi inanır mısınız? Benim şu an kaldım. Adresi öğren. Adresi öğren. Efendim, benim şu an kaldığım ev kalorifersiz olduğu için birazcık böyle üşütmüşüm. Sesim ondan böyle. Ben evinizle ilgileniyorum. Acaba adresinizi verseniz de ben gelip sizinle görüşsem mümkün. Sen niye titriyorsun? Ankesörlü titreyen var mı o dönem? Dışarıdan aranıyorsa o yüzden titriyordum. May 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 may. Mümkün mü acaba? Ya biraz sesiniz... sapık sesine benziyor. Estağfurullah, estağfurullah. Yok efendim. Nasıl güveneceğim size, nasıl adres vermeliyim bilemedim şimdi. Böyle direkt verirseniz adresi ben çok sevinirim. Çünkü öyle şey rahatsız ediyor beni. Arkadaşım, kız korktu. Öyle bir şey söyle ki rahatlat onu. Hanımefendiciğim, ben konservatuvarda okuyorum. Aa! Evet, yani ilanınızı konservatuvarda okuyorum şu an. Yağmur yağdı mı? Peki sen girmiştin, oradan git. Konservatuvarda okuyorum, söyle söyle. Şan bölümünde de. Şey, şarkı söyler misiniz mesela? Hayır, asla. Sevmediğim bir şey. Söylersin. Şan bölümünde okuyorum ben. Şan fıstığı imal ediyorum. Arkadaşım, jeton bitmek üzere. Jeton bitiyor mu? Evet. Sıcaktan eridi, evet burada. Hayır, jeton bitmek üzere. Öperek jetonu şey yap. Hadi vallahi ya. Ya hadi. Dur, öksürünce çıkar belki. Evet, al kızını. Hemen bir şarkıya gir. Gir şarkıya. Ben şarkı söylemiyorum. Şan arkadaşım bölümünde... niye dedin ki Şan? Şan bölümünde marangozluk okuyorum belki. Kontenjanla. Şey Seda, güvendin mi? Güvenemiyorum. Bir şarkı söylesin yeter. O zaman ya sen eve şarkıcı mı arıyorsun? Şarkı söyleyemiyorsa dans etsin, öyle güven. Allah Allah, tövbeler gelsin ya. Dans edin, ben göremesem de hissedebilirim. Dans edin. Dur, kapat, FaceTime arayayım. Nasıl? Nasıl? Hemen adresi veriyorum. Bir kıvırmaya baktı ya. Ver adresi. Çıkmaz Paşa Sokak. Çıkmaz Paşa. Baştan bok kokuyor mahalle zaten. Çıkmaz Paşa. Kentsel dönüşüm mü? Kapalı mı ön taraf? Malikane Apartmanı. Gözünde büyütenler. Tamam, hemen geliyorum. Çok teşekkür ederim. Bay bay. Evet. Arkadaşım, yürürsün, yürürsün, yürürsün. Yürüyüşünü beğenmedim. Seni beğenmedim. Bu değil. Güzel yürüyüş, fakat bir ayağınla yapıyorsun. Biri düz, biri yukarı çekerek yürüyor. Evet. Budur. Harika. Ama öteki tam düz değil, normal. Değil, değil. Yandan böyle patlamış. Mutlaka bir anormalliğim süper olacak. Süper fikir. Yan gitmesi çok iyi fikir. Sol ayak yan, sağ ayak yukarı yukarı. Ve konuşurken ne yapıyoruz? Süper. Niye buraya gel? Benim şu an acile gitmem lazım. Niye eve geliyorum bunu? Hazırsın. Çok iyi gidiyorsun. Evet. Evet. Seda, misafirin geliyor. Ne yapıyorsun? Ay, tırnağımı törpülüyordum. Seyirci uyuma. Arkadaşım, kız elektrikle şeyin zilin yerini değiştirmiş. Ya niye bütün saygılar bana denk geliyor? Evet. Bas, tam kız kapıyı... Sen de Seda, yanlışlıkla elektriğe parmağını sokmasın diye tam kapıyı açtığın anda... Sokma derken sen sokarsın, aynı anda çarpılırken konuş kızla. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Bu apartmanda yaşayan biri. Evet. Bunlara alışık. Seda bağır, sakın zile basma derken ma da sen basıyorsun. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Sakın zile bas! Konuş! Konuş! Çok iyi, çok iyi geldi. Ah. Arkadaşlar! Ne? Ya çarpıldı işte, tamam. Yeter. Manyak mı? Evet, oradan aşağı, yukarıdan bağır miyav diye. Arkadaşım, gör miyavı, tamam mı? Yüz verme fazla. Niye vereyim ben size? Atla gidiyorum dört nala, altı tamam, nala. Tamam ama miyav sana sesleniyor. Miyav miyav seslen ona. Sen ona yüz verme, önüne atlasın. Ya bak, ben dört nala dıdık dıdık giderken kediyi duymam. Duyarsın. Hayır. Ben duyurturum. Montajda kulağına koyarım. Hadi bakalım. Sarp. Evet. Bak, mideden gelecek,
bağırsaktan geçecek, ağzından çıkacak ses, tamam? Çırav falan gibi, evet. 3, 2, 1, müzisyen. Ver müziği. Kestik. Ben çıkıyorum, otoparktayım. 3, 2, 1, gazla. Zenginden alacağım, fakire vereceğim. Zenginden alacağım. Miyav. Anında durdum, ABS var. 1700'ler ama... Dön. Evet. Bir daha. Ha? En yüksek miyav. İçinden çıkar. Miyav. Tamam, duydum, duydum. Gel, gel. Atla önüne. At şaha kalksın miyavda. O miyavı duydun ya, at şaha kalk. Çık tekrar merdivene. Evet. Bir daha bağır oradan. Miyav. Kaldır atı havaya. Önüne kal, atın. Arkadaşım, sen hiç bisikletin önünü kaldırmadın mı? Kaldırdım. Aynı şey, atı çektin mi o kendi kalkar havaya. 3, 2, 1, bağır. Miyav. At, aa, havadasın, havada. At, atla konuş, in ulan in falan. Evet. Ne yapıyorsun? Atın ön ayağıymış gibi. Sen nereye bakıyorsun? Bu bildiğimiz bir kedi değil bu yani. Ben aynen geri dönüyorum. Evet arkadaşım, müzisyen, ver müziği çeşitli hareketlerle masanın üstüne çıkarak falan, böyle koltuğun üstünden hocayı şaşırt. Şaşırttığın anda soruyu yapıştır. Veremesin, evet. Ya iki gün önce... Bir dur lan. Ya bir tane vardı, kaç tane oldu bunlar ya? Adamcağız iki gün önce Afrika Cumhurbaşkanı'ylaydım diyor. Ben daha nasıl şaşırtabilirim ki onu? Bunun nesi şaşırtacak bir şey ki? Uçağa biniyorsun, Afrika'ya gidiyorsun, Cumhurbaşkanı karşında. Bunun nesine şaşırıyorsun? Her gün yaşadığı şeyler sanki zibidinin ya. Çok özür dileyerek sizi beklettiğim için. Rica ederim kardeşim. Dikkat et lazım minik, ne yapıyorsun? Birazcık da özel hayat. Ama tabii ki de seviyesiyle. Eşinizle, ilk tanışmanızı... Futboldan bahsedecektin galiba. Ama şimdi o da bir futbol maçı. Hayatta yani... Şimdi öyle maçlar vardır ki berabere kalmak gerekir. Oradan dostluk ve aşk doğar. Yani bir evlilikte biraz böyledir yani. Ne kadar gireceksin? Nasıl tanıştınız? Nasıl mı tanıştın? Evet. Ya bunlara ekstra para mı veriyorsunuz? Yani büyük bir tesadüf. Tam sevgililer günüyle tanıştım ben. Ve tabii malum o sevgililer gününde birbirine çiçek verilir. Herkesin birisine çiçek veresi bir arkadaşı vardı. Benim yoktu. Baktım önümden o geçiyor, ona verdim çiçeği. İlişki de böyle başladı. Arkadaşım. Arkadaşım. Ama sonra çok karanlıktı buluştuğumuz yer. Çiçeği verdikten sonra bir baktım 84 kilo bir kadın. Aman Allah. Aman Allah, ben kime çiçek verdim? Fakat şimdi bayağı güzel oldu. Eşim kalk görsün herkes seni ya. Peki o... Yani sevgi insanı ne hallere getiriyor? Getir. Hakikaten. Peki o bana anlattığınız diğer kadın ne oldu? O 114'lük olan. Bak onu da anlatırsam... yayınına kaldırıyor seni. Hocam gördünüz, ilk ne diyorsunuz? Söyleyin, buyurun. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Sen ne dersen olsun. Ben herhangi birini oynuyorum, yanlış anlamayın. Hoş geldin. Buyurun, lütfen. İyi günler dostum. Merhaba, buyurun. Ya, araba kiralayacaktım. Çok da zamansız oldu ama yani. Zaten uçaktan indiğimde bu arabayı kiralamıştım ben. Ha, öyle şu mi? Şu an bana ait olması lazım. Ha, öyle mi? Senin derdin ne? Niye böyle üzgünsün? Ya benim bir sıkıntı var. Lütfen siz üstünüze alınmayın. Nedir şimdi kardeşim? Söyle bana. Çözmeye çalışayım. Yanlışlıkla annemin donunu giymişim. O da ayrı bir sıkıntı. Çok derdim varmış benim ya. Şu an konuştuk. İşte İslam açıldıkça geliyor dertleri aklına. Arkadaşım söyle. Kız ne? Kız. Kız. Hayır. Çok saçma. Ağlamak mı? Kız ne? Söyleyemem. Evet. Burnundan konuşuyorsun. Evet.
Niye bana ne? Belki de kız beni bu yüzden terk etti. Anlamıyorum. Sen kız beni anlamadın. Üzgün olunca burnunda ağzından gözyaşın aktığı için burnundan konuşuyorsun. Ağzından gözyaşı akıyor. Evet. Benim tesisatı kim bağlamış? Evet arkadaşım. Arıyorsun Yağmur'u. Hakan abi de ki ara şu kızı ben önden bir konuşayım de Hakan abi. Kazalı yaptık zaten. Ara şu kızı da ben bir konuşayım. Ulaşılamıyor. Kapalı diyor. Hayır. Seyirci çaldır Yağmur'un telefonunu. Alo. Aa, Yağmur. Efendim? Ben işte. Merhaba hayatım. Önden sen mi konuşacaksın? Ben konuşayım. O zaman ben arkaya geçiyorum. Otur lan şuraya. Arka koltukta olacak. Yağmur kardeşim, özel bir şey konuşacak adam. Otur şuraya. Yağmur duyuyor musun beni? Duyuyorum. Merhaba. Merhaba. Şu an Tolga ile beraberiz. Ufak bir trafik kazası yaptık. Geçmiş olsun. Bizim için ufak ama insanlık için büyük bir kaza. Her şey zavallı olmaz ama bu çocuk seni çok seviyor. Neden ayrıldınız ki? Bana uygun değildi ya. Ay, niye uygun ya, değil ay, sana? Ay ötüm ya. Yağmur sakın buraya gelmeyin. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum de. Hakan abi sen Hakan Altun olduğunu söyle. Sonra biraz yumuşasın. Evet 3-2-1 buyurun. Sakın buraya gelmeyin. Onun yüzünü bile görmek istemiyorum. Ne demek gelmeyin? Biz kaza bile atlattık. Bu çocuk sizi çok seviyor. Ben bu arada Hakan Altun. Telefonun başında bekleyen adam. Çığlık at. Arkadaşım. Psikopat olman lazım. Çocuğa öyle yüzlü hareketleri ya yap ki. Ya enişte. Çocuk senden korksun. Abi. Daha nasıl psikopat olayım? Şu an çocuğu korkutacak bir halde değilim ki. Saçmalama. Otursa devrileceğim. Hayır. Yüzünle, ağzınla, dilinle, dişinle, gözünle. İmanla, bilginle. Evet, öyle şeyler efendim, yap. Efendim tasavvufa olan evet. Önemli olan çocuğu önce tırsıtmak, sonra kafayı gömmeye çalışacaksın. Tam o sırada Hakan abi seni çekecek. Ömer Faruk kafayı boşta vuracak, kalınca, yapıştıracak. Boşta Ömer Faruk bak, tamam. Hazır istiyorum. 3-2-1 saldır. Ne bak, delirtme lan beni. Patlarım seni. Oğlum, ne bir dakika Hakan ne abi lütfen. Hakan abi büyüğümsün bak. Psikopat yap çocuğa. Delirtme lan beni. Allah patlarım lan sonra. Evet, gel. Önce bakmıyorsun sen prense. Hep başka taraflara bakıyorsun. Sonra baktığın anda Allah'ım bu mu karşıma çıktı diyeceksin, tamam mı? Şu anda onu 1.80 boyunda falan hayal ediyorsun. Önce bakma, evet. Konuş. Siz benim için bir heyecan oldunuz. Bahar geldi ama erkenden soldunuz. Ben sizi ıssız zamanlarımda yaslanabileceğim bir omuz sandım. Oysa siz güçlü bir koldunuz. Anladın mı kafayı lan? Sarp söyle de ki beni nasıl hayal ediyorsun? Sen sadece bir omuzsun. Evet. Beni nasıl hayal ediyorsun? Sen sadece bir sen omuzsun. Sen sadece bir omuzsun. Belki de meyvelerden ben muzsun. Ben dedim benim sözümü çalıyor. Dur ya şiir okutuyorum aman çocuğa. Belki de meyvelerden muzsun. Söyle şu yönetmene sussun. Hadi. Hadi. Evet, beni nasıl hayal ediyorsun? Böyle masmavi gözleri olan, neredeyse bir kısrak kadar güçlü, bir ağaç kadar uzun, toprak kadar kutsayıcı, kudretli. Ya yürü git ya. Arkadaşım! Kaldır. Dudağını kaldır kalçayı. Brezilya'da bir talk show diye düşündüm ben. İyice kır. Evet, busun sen. Gel ve içmiş içmiş programa gelmiş değil mi? Takılan yerinden. Camdan otoparka. Hazır hissediyorum. Gel. Şimdi hocam neler neler yapıyoruz seyircimizle paylaşalım. Kır. Kırın bunları bacaklarımla. Çocuğu, kızı aldatmış. Sen çocuk... kır seyrederken kırık kal. Ne yapıyorsun? Kır seyrediyorum böyle. Hayır. Sen beli kır seyrederken kırık kal. Şimdi bu arkadaşı küçükken sevmemişler. Evet. O yüzden özgüvensiz ve değersiz olmuş. Evet. Nereden anladınız hocam? Dokunarak mı anlıyorsunuz? Yo yo yatışından belli. Memiklerden, yüreği şişmiş. Ama istediği kadar uğraşsın, onu bir başkası sevemeyecek. Mümkün değil, mümkün. Biz de seviyoruz. Annesi de eldivenle seviyor zaten. Şimdi ona kendini sevmeyi öğreteceğiz. Kendini sevmeyi, onu ilk öğrendiği oydu zaten aslında. Şimdi bence dağılalım mı? Dağılalım mı? Eğil, iyice eğil. Kaset dolarken dönmesine bakıyormuşsun. Evet, biraz daha eğil.
Kafayı eğ, kafayı. Neden eğilemiyorsun? Yani ben de o dönem Betamax kapağı olmak istemiyorum çünkü. Arkadaşım, ben ne diyorsam sen onu yap. İyice, ha hop, ayağını içe al, ha kalça dışarıda. Dizler içeride, kalça dışarıda. Azıcık daha eğil. Birazdan polis basacak, ne bakıyorsun diye burada. Dükkanda camı... Ama olacak iş değil. Yenge çok özür diliyorum. Seyirci dur, ben yönetmenim. Bırak kaseti görmeyi, kız böyle bir şey görmedi bu yaşına kadar. Bu adam arkadaşım, ne yapıyor? Arkadaşım, kafamda bir şey var ya. Biliyor, bozma. Korkutan o zaten. Lütfen eğil iyice kafayı. Ah evet, iyice eğil içine. Şimdi şarkıyı mırıldanıyorsun bir yandan. Hangi şarkıyı dolduruyorsun? Hangi şarkıyı dolduruyorsun? Daddy Cool. Tamam. Süper. Biz onu hissedelim. Hangi şarkıyı doldurduğunu hissedelim. Şimdi Big in Japan'a geç. Yok, Türkçe. Daddy Cool. Daddy Cool Rabbim seni diye. Hani... Ne söylüyorsun? Daddy Cool işte. Bonnie M. Ha tamam. Çık 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 çık. O Anadolu'da yöresel bir şey. Bonnie M. Neyin var senin? Bonnie M. Ya yat şuraya ne olur ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bence dağılalım ya. Daha ne yaşayabiliriz ki hep beraber? Yat şuraya. Bu kaset piyasasını dize getireceğim. Yat şuraya. Evet. Tuğba, şımarık kız çocuğusun. Koşarak geliyorsun. 15-16 15-16 yaşındaki kız çocukları eline koluna hakim olamaz. Kendini durduramaz, tamam mı? Taşkın olurlar. Bir koyuyorsun buradan, arkadaşım sen koltuğa uçuyorsun. Tamam. Ama radyoyla birlikte. Bu dükkanın albüm daha çıkmadı. Parça çalınmasın diye kepengi indiriyor. 70'lerde dükkanların kepengi yok. Efendim? 70'lerde dükkanların kepengi yok. İyi misin ya? İyiyim. Nasıl? Yok işte. Var ben ya. Görmedim. Var. Zincir gibi kepenkler var. Nerede var? Kapısında var. Nasıl nerede var? Kapısında... Sen nereden biliyorsun? Senin doğum kaç? Benim doğum mu? He. 40'a 36 25. Batım'da 36 42. Arkadaşım, sen 70'leri gördün mü canlı? Gördüm. Nereden gördün? Ben senin yaşını biliyorum. Babamlara falan baktım. Bakmış onlara 70'ler. Ben devam ettim. Orada kaldı babam. Tamam. Evet arkadaşım. Dediğim pozisyonu al. Çık tık 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 çık tık. İnşallah. Yatsana lan. Ha, çıktık dediniz, hala buradasınız. Arkadaşım. Hazır. Evet. Sen geliyorsun. Yapıyorum. Koşarak geliyorsun. Kendini durduramıyorsun. Ay 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 ay, kaset dolduracağım diyorsun. Bir koyuyorsun. Arkadaşım, sen radyoyla birlikte koltuğun üstüne uçuyorsun. Koltuktan arkaya düşüyorsun. Radyo kırılmasın diye havada tutuyorsun hep. Kalkıyorum, tamam. Koltuk yok. Nerede? Hazır. Sen rahat ol. Senden öyle bir şey bekleyen yok. Ben bekliyorum artık kendimden böyle. Kendimi durduramıyorum. Hazır hissediyorum. 3, 2, 1. Ne yapıyorsun? İlk şeyi ben aramak istiyorum. Arkadaşım, sen şurada şey yapar mısın? Neyi? Yat, yat oraya. Heh. Evet. 3, 2, 1. Koş! Ay, ay, ay. Hoş geldiniz. Kestik. Merhaba. Kestik. Tuğba, oyun gereği ablacığım. Emin olabilirsiniz erkek arkadaşı olmadığına. Mümkün değil. Çocuğun da bir ailesi var. Kaset doldu hocam. Korkudan üstüne sıçtım, doldu şu an. Bir parça daha almaz. Saldır! Yala! Tuba! Koş! Çarp! Ağır çekimde! Tuba, sen de ağır çekimdesin! Saçlar, saçlar! Ağır çekimde saçlar! Kalçayı eski haline getir. Oraya kadar çok iyiydi ya. Ulan Tarantino 3 yıl film çekiyor, bu kadar yorulmuyor. Ama işte 3 yılda çekiyor adam. Biz 3 yıllık şeyi 20 dakikaya sığdırıyoruz ya. Ver selamını.